Herkese selam. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün işçi problemlerinin ikinci kısmını yapıyoruz. Aslında bu bir soru çözüm kısmı ama sorularımızı yeni nesil sorulardan seçmeye çalıştık. İşçi problemlerini bir önceki 46. videoda dinlediysen, mantığını güzelce bir anladıysan gel bakalım bu problemleri çözmeye çalışalım. Ama senden ricam arkadaşım ilk önce problemleri bir indir. Yani şunun çıktısını bir al ya da bir kağıt üzerinde çöz. Ondan sonra gel bakalım beni izle. Ama yapamadığın soruları izleyebilirsin. Yaptığın soruları tekrar tekrar izlemeye gerek yok bence. Ama ilk önce kendini çöz arkadaşım. Yani bundan faydalanmak istiyorsan ilk önce kendini çöz. Ondan sonra yapamadıklarına bak. Böyle böyle alışılır. Tamam mı? Hadi bakalım birinci sorudayız. Şimdi dün yaptığımız mantığı yani bir önceki derste yaptığımız mantığı tabii ki burada da yapacağız. Çünkü işçi problemlerinde sadece bir tane güzel bir mantıkta problemlerimizi çözüyorduk. Şimdi birinci soruda bir ayakkabı imalathanesinde çalışan bir usta ve bir çırak ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. İşte usta e, x artı 20 dakikada 3 çift ayakkabı Çırak da bir şeyler yapıyor. İkisi birlikte 80 dakikada 12 çift ayakkabı imal edebilmektedir. Buna göre çırak bir çift ayakkabı tek başına kaç dakikada imal edebilir? Şimdi güzel arkadaşlarım biz ne yapıyorduk işçi problemlerinde? Diyorduk ki birim zamanda yapılan işe bakacağız. Yani bana gün sayılarını verse bile ya da zamanları verse bile biz her zaman birim zamanda yapılan işe bakacağız. Şimdi burada bir hatırlatmayla yapalım. Mesela diyelim ki Usta dakikada x artı 20 dakikada 3 çift ayakkabı. Şimdi ben 1 dakikada'ya bakacağım değil mi? O zaman şöyle diyeyim mi? x artı 20 dakikada 3 çift ayakkabı yapıyorsa 1 dakikada kaç çift ayakkabı yapar diyeceğim. E mantıken bu nedir? Doğru orantıdır değil mi? Örneğin 10 dakikada... Ee, misal veriyorum 50 metre gidiyorsa 1 dakikada kaç metre gider? O Doğru orandan bunu bulabiliriz. Aynı mantık burada da geçerli. Yani buradaki soru işaretini aslında biz ne bulacağız? Şimdi soru işareti çarpı x artı 23 ise öyle yapalım mı? Ee, soru işareti çarpı x artı 20 eşittir 3 ise buradaki soru işareti de 3 bölü x artı 20'dir. Pekala bu 3 bölü x artı 20 ne demek arkadaşlarım? birim zamanda bir dakikada yaptığı ayakkabı miktarı kimin ustanın. Şimdi buna 3 bölü x artı 20 dedim. Mantık kendi de diğerine ne diyeceğim arkadaşlarım? 2 bölü x artı 30 diyeceğim değil mi? Şimdi 80 dakika çalıştır bunları. 1 dakikada bu kadar yapıyorsa usta 80 dakikada 80 çarpı 3 bölü x artı 20 kadar yapar mı? Yapar. Güzel. Çırak da 2 bölü x artı 30 tane yapıyor 1 dakikada. O zaman 80 dakikada da bunun 80 çarpı e, 2 bölü x artı 30 kadar yapar mı? Yapar. Kaç tane ayakkabı yapmış arkadaşım? 12 tane ayakkabı yapmış. Şimdi güzel. Şimdi burada bizim neye ihtiyacımız var? X'e ihtiyacımız var. E, denklem çözeceğiz. başka bir şey yok. 80 parantezine aldığım zaman şöyle 80 parantezine alayım. 3 bölü x artı 20 artı 2 bölü x artı 30. Eşittir 12 arkadaşlarım. Buradan hem bunu 80'e böleyim. Şöyle bölü 80 yapayım. Hem de payda eşitleyeyim. Diyeyim ki sen x artı 30 ile sen de x artı 20 ile paydaya eşitleyelim bakalım. Şimdi 3 ile x artı 30 çarparsam 3x artı 90 yapacak. 2 ile bunu çarparsam 2x artı 40 yapacak. Değil mi? Bölü bölü Bunların çarpımı x artı 30 çarpı x artı 20 yapacak. Eşittir arkadaşlarım. 12 bölü 80 4'e e bölelim. 3 olsun 4'e bölelim. 20 olsun. Bunu da 3 bölü 20 diyelim. Güzel. Şimdi mesele ne? Mesele bunun üzerinden bunun altından kalkabilmekte. Şöyle güzel bir işlem yapalım bakalım. Ben biraz yukarıya taşıyacağım arkadaşlarım. Çünkü yerim kalmadı. Şöyle yukarılara bir yerlere taşımaya çalışayım. Şimdi bak 5x 2x daha şey 3x 2x daha 5x. 20 ile çarptım arkadaşlarım 100x yaptı. Tamam mı? Sonra 90 40 daha 130 20 ile çarpsam 260 260 bir de yanında 0 var tamam sonra eşittir bak x ile x'i çarptım x kare buradaki 3 ile çarparsam 3x kare düzgün bir işlem yapmaya çalışıyorum sonra bununla çarptım 20x bununla çarptım 30x topladım 50x 3 ile çarparsam 150x değil mi sonra 30'la ile 20 çarptım 603 ile çarptım 1800. Hocam çok karışmadı mı? Hiç karışmadı. Denklem biraz ee, zor mu oldu? Zor da olmadı aslında. Şimdi ne yapalım? Hepsini bu tarafa atalım. 3x kare olsun. 100x'i bu tarafa attığım zaman artı 50x yapacak arkadaşlarım. 2600'ü bu tarafa attığım zaman eksi 2600 yapacak. Bunların da farkı eksi Kaç? 800 mü? Eksi 800 galiba. Eşit de 0. Şimdi bizim vazifemiz ne? Bizim vazifemiz burada x'i bulmak. Buradaki 3x zaten x x diye ayrılır. İkinci dereceden denklemleri. Biraz hatırlamamız lazım. Birazcık. Bunu da arkadaşlarım 10'a 80 diye bir ayırayım bakayım. 10'a 80 diye bir ayırayım. Bakalım neler neler çıkacak. Şimdi şöyle yapsam. Artı 50 x'e şuraya artı şuraya eksi desem. Şöyle çarptığım zaman 80x. Çarptığım zaman eksi 30x. Oradakini veriyor mu? Veriyor. Şimdi e, bunlar da nasıldı? Şuradakiler birden farklı olduğu için düzde bulduğum zaman çapraz yazıyordum. Yani bunun çarpanlarına ayrılmış hali 3x artı 80 çarpı x eksi 10 eşittir 0. Buradan arkadaşlarım x eksi gelecek olmayacak. Buradan da x 10 gelecek olacak. Şimdi bütün derdimiz çabamız x'i bulmaktı. Ne diyor? Buna göre bir, çırak, bir çırak bir çift ayakkabıyı tek başına kaç dakikada imal edebilir? Şimdi x'e ben 10 yazayım arkadaşlarım. 40 dakikada iki çift imal ediyorsa o zaman bir çifti kaç dakikada imal eder? E, yarısı kadar sürede imal eder. Yani 20 dakikada imal eder. İşçi probleminden daha çok denklem çözme problemi olmuş arkadaşlarım. Anlaştık mı? Gel bakalım ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda ne diyor? Bir işi Ali, Banu, Cem, Deniz Ercan'ın tek başlarına bitirme süreleri saat cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, bak saat cinsinden verildiği zaman zaman cinsinden daha doğrusu ne yapacaksın? iş şu olsun diyeceksin. Ne olacak? Biz genelde iki kişiyle yaptık ya da üç kişiyle yaptık. Ama bir önceki videoda ben size dedim ki beş kişi, 10 kişi, 50 kişi hiç fark etmez. Siz sadece buradaki işe uygun bir sayı vermekle yükümlüsünüz. Uygun sayı kim? 6, 9, 12, 18, 36'nın ekoku yani katı olan bir sayı. Hocam sayıları çarpabilir miyiz de diyebilirsin. Sayıları çarptığın zaman e, arşa alaya ulaşacak neredeyse sayı çarpma. Ne yap? Katını al. E bunların katını 36 olarak bilebiliriz değil mi? 36 olarak bilebiliriz. Tamam güzel. Şimdi gel bakalım aşağıya bir saatte yapacakları işleri yaz arkadaşım. Nasıl yapıyorduk? E, 6 saatte 36 iş yapıyorsa bir saatte 36 bölü 6'dan 6 tane iş yapar. Artık 36'yı 9'a böldüğüm zaman burası 4 iş yapar. Burası 3 iş yapar. Burası 2 iş yapar. Burası da 1 iş yapar. Hep birim zamanda yapılan işe bakacağım. Sonra 5 işçi beraber 2 saat çalıştıktan sonra çalıştır arkadaşlarım. Normalde 1 saat çalışsa 6, 10 13 değil mi? Ee, dur 6, 10, 13 15, 16'sı iş yapacaklar. 2 saat çalıştıkları zaman kaç iş yapacaklar? 32 iş yapacaklar. 36 tane iş vardı. 32 tanesi gitti. Geriye kaldı 4 iş arkadaşlarım. Ne diyor? 4 işi bırakıyor diyor. Ve işe devam eden işçi geri kalan işi 1 saatte bitiriyor. 4 işi kim 1 saatte bitirir arkadaşlarım? Demek 4 işi kim 1 saatte e, bitirir? Bu ne yapıyordu? Bu bir e, iş yapıyordu. 4 işi. Yani 1 saatte 4 iş. Bak burada bak Banu. Banu gel bakalım buraya. Gördük mü? Mantıklı mı? Gayet mantıklı bence. Yani... Ee, benim yöntemim demeyeceğim. Herkes biliyor bunu, ama aktarması gerekiyor. Ben şahsen kendi kendime fark ettim ama tabii öğretmenler bunları biliyor arkadaşlarım. Biz de size aktarıyoruz. Gel bakalım alttaki soruya. Şimdi aşağıdaki tabloda dört aşamada yapılan bir makinenin her bir aşamasının bir işçi tarafından bitirilme süresi gösterilmiştir. Tamam? Bu makineyi yapmaya üç işçi birlikte başlamış. Birinci aşama bittikten sonra iki işçi daha yardıma gelmiş. Ve bu 5 işçi ikinci aşamayı bitirdikten sonra bir işçi daha bırakmış. Bir işçi işi bırakmış. Kalan işçiler makinenin yapımını tamamladığına göre bu makinenin yapım aşaması kaç saat sürmüştür? Güzel. Ne diyor? Ne dedi şimdi bu? Süre saat. Şimdi makineyi yapmaya 3 işçi birlikte başlamış. Birinci aşama bittikten sonra. Birinci aşama. Şimdi arkadaşlarım birinci aşama varmış. Orada belli bir şey var demek ki. Normalde bir kişi yapınca ne diyor? Bir makinenin her bir aşamasında bir işçi tarafından. Şimdi bir işçi 12 saatte yapıyor. Diyor ki 3 işçi birlikte başlamış diyor. O zaman bir işçi 12 saatte yapıyorsa 3 işçi kaç saatte yapar? Hemen orantıyı kurmak zorundasın. 36 saat mi hocam? Dur yapma ne yaptın? Bir işçi 12 saatte ise 3 işçi kaç saatte? İşçi sayısı artıyor. Bu azalacağı için ters orantı. Yani şöyle yapacağım. 4 saat mantıken yani en zaten 4 saat olduğunu görebilirim. Tamam mı? Sonra birinci aşama bittikten sonra iki işçi daha yardıma gelmiş. Etti sana beş işçi. Bir işçi 30 saatte yapıyorsa artık 5 işçi 6 saatte yapacaktır. Aynı mantığı biraz önceki gibi şuradaki gibi yapabiliriz. E, bu 5 işçi ikinci aşamayı bitirdikten sonra bir işçi işi bırakmış. Yani 4 işçi çalışıyor. Buradaki 24 saatlik işi bir işçi 24 saatte yapıyorsa 4 işçi 6 saatte yapacak. Burada da 4 saatte yapacak. Yani birincide yaptığı mantığın hepsi aslında diğerlerinde geçerli. Değil mi? Kalan işler makinenin yapımı tamamlandığına göre bu makinenin yapım aşamasında kaç saat sürmüştür? Toplayayım arkadaşlarım. Şurası 10 saat. Şurası da 10 saat etti bize. 20 saatlik bir süre. Hep aynı mantık. Hep aynı nasıl diyeyim güzel çözüm. Tamam mı? Dördüncü sorudayız. Aynı iş gücüne sahip 3 işçi bir işe başlayıp 3 gün çalıştıktan sonra bir işçi işten ayrılıyor. Kalan işçiler dört gün çalıştıktan sonra bir işçi daha işten ayrılıyor. Kalan işçi 5 gün çalıştıktan sonra iş bitiyor. Buna göre bu işçilerden ikisi beraber bu işi kaç günde bitirebilirler? Şimdi ne diyorduk biz arkadaşlarım? Her zaman bizim mantığımız neydi işçi problemlerinde? Bir günde ya da birim zamanda kaç iş yaparlar? Şimdi aynı iş gücüne sahip diyor ya. O zaman birinci, ikinci, üçüncü. Kaç işçi? Üç işçi. Birim zamanda bunlar arkadaşlarım x tane iş yapsınlar. X tane iş. Birim zamanda x tane iş. Yani bir günde. Sonra üç gün çalıştıktan sonra Üç gün çalışsınlar arkadaşlarım 3x tane iş yapmış olurlar. Değil mi? Bir işçi işten ayrılıyor. Kalan işçiler 4 gün çalıştıktan sonra şu ayrılsın. Bunların günlük iş yaptığı yani kaç iş yapıyor? 2x iş yapıyor değil mi? 4 gün çalışıyor. Kaç iş yapıyor arkadaşlarım? 8 iş yapıyorlar. Doğru. Bir işi daha ayrılıyor. Kalan işçi 5 gün çalıştıktan sonra iş bitiyor. Bu da gitti. Bu da arkadaşlarım 5 gün daha çalışacakmış. Çalış kardeşim sen de 5 gün. Bu da 5x iş yaptı. Toplamda iş bitti mi? Bitti. Şurası ne yaptı? 11 yaptı. 5 daha 16x yaptı. İş arkadaşlarım 16x. İşçilerden ikisi beraber bu işi kaç günde bitirirler? Bu vatandaşların ikisi aynı anda herhangi ikisi toplamda bir günde 2x, mi, 2x iş mi yapıyorlar? Evet. E 16x işi yapmak için de kaç güne ihtiyaçları vardır? Tabii ki de 8 güne ihtiyaçları vardır. 2x artı 2x artı 2x dediğin zaman zaten 8 kez topladığın zaman 16x'e ulaşacaksındır dedim. Geldim. Kaçıncı soruma? Beşinci soruma. Şimdi... Evet bu soruda zor sorulardan bir tanesidir. Ee, niye zordur? Çünkü soruyu nereden tutacağımızı bilmeyiz arkadaşlarım. Genellikle bir formül vardır. 1 bölü a artı 1 bölü b eşittir 1 bölü x. Fark ettiysen arkadaşım 20 tane orada soru çözdüm. 4 tane şimdi burada soru çözdüm. 24 tane sorunun hiçbirisinde ben bu formülü kullanmadım. Kullanılabilir mi? Tercih meselesi siz bilirsiniz. Ama formülü gittiğin zaman yani işçi problemleri bu formüle çözülür dediğin zaman aha bak buradaki sorularda bitiyorsun. Çünkü bir usta iki günde üç masa, üç günde iki masa, dört günde bir masa gibi bir şeyler var. Oran oranta da bunun aynısını yapmıştım. İşçide de aynısını yapalım. Şimdi aslında iki gün, üç gün, dört gün hepsi farklı gün çalışıyor. Kardeşim siz niye hepiniz aynı gün çalışmıyorsunuz ki diye soru sor. Tamam aynı gün çalışsınlar. Aynı gün e, kaç gün çalışsınlar mesela? 2'nin 3'ün 4'ün katı olan bir sayı. Mantıken değil mi? Şimdi 2'nin 3'ün 4'ün katı olan bir sayı 12 midir arkadaşlarım? 12 gündür. Şimdi sen ustan 2 günde 3 masa yapıyorsa 12 günde kaç masa yapar? Hemen bunun yorumunu kendini yap. 2 günde arkadaşlarım 3 masa yapıyorsa 12 günde kaç masa yapar? E, doğru oran değil mi mantıken? Çarptım. E, kaç mı çarptım? 36. 2'ye böldüm. 18. E, bunların oranı 6. 3 ile çarptım. 18. Aynı mantık. Bak 12 gün. Oranları 4, 2 ile çarptım. 8. 12 gün. Oranları 3, 2 ile çarptım. Yani şey, oranları 3, 1 ile çarptım. 3. Değil mi? E, 4 günde bir masa yapıyorsa 12 günde de mantıken 3 masa yapması lazım. Yani bunu anlatmama bile gerek yok belki de. Ama sıkıntı yok. Sonra 12 günde arkadaşlarım toplamda ne yaptı bu vatandaşlar? 18, 26, 29 tane masa yaptılar değil mi? 145 masayı kaç günde yaparlar? Gel bakalım biz bunu bir 5 ile çarpalım bakalım 145'e gelecek mi? 5 kere 9 45 elde var 4. 2 kere 5 10 2 de elde. E, kaç? 14. 145 yaptı. Evet. 5 ile 144 yaptı. Yani 12 günden aslında 5 tane lazımmış. E, 12 çarpı 5'ten de 60 günde bu iş tamam arkadaşlarım. Tamam mı? 145 değil de 29 çarpı 6 da diyebilirdi. Bu sefer 6 ile çarpardın gibi gibi gibi. Altıncı sorumuz Semra sabit bir hızla bir iş 36 günde bitirebilmektedir. Semra günlük çalışma süresini 1 bölü 4 oranında azaltıp çalışma hızını 1 bölü 5 oranında arttırırsa aynı işi kaç günde yapar? Haydi bakalım böyle hiç soru görmedik. Yani 25 tane soru çözdük hiç böyle soru görmedik. Önemli değil arkadaşlarım. Artık mantığımızı kurabiliriz. Şimdi ne diyor? Çal günlük çalışma süresini 1 bölü 4 oranında azaltıp diyor. Arkadaşlarım. Günlük çalışma süresini 4A alalım. Günde 4A e, saat çalışsın. Tamam mı? Tamam. Çalışma hızını 1 bölü 4 oranında arttırırsa. Burada da 5X yapsın. 5X iş yapsın arkadaşım. Anlaştık mı? Sıkıntı var mı? Ya da buradaki A'yı B'yi de e, almayabilirsiniz. Hadi almayalım. Boş verin. Sonuçta bir oran soruyor burada. Günlük vatandaş bu 4 saat çalışsın ve 5 iş yapsın arkadaşlarım. Tamam mı? Ee, kaç gün yapacak bunu? 36 gün yapacak. Bu kadar iş mi vardır arkadaşlarım? Günlük 4 saat çalışmayla her bir saatte 5 iş yapıyor. 36 gün çalıştığı için de bu kadar iş vardır. Mantıken yani çalışıyorum. Sonra niye 4 niye 5 verdim? Kesir problemine sen bunu biliyorsun artık. 5'in katı 4'ün katı olsun diye. Çalışma süresini 1 bölü 4 oranında azaltırıp. Arkadaşlarım burasına 3 saat çalışsın diyor artık. Tamam mı? Tamam. Sonra çalışma hızını 1 bölü 5 oranında arttırırsa yani 6 iş yaparsa daha hızlı çalışıyor. Aynı işi kaç günde bitirir? X günde bitirir. Hangi işi? 4 çarpı 5 çarpı 36 işini. E buradan şunlar 18 yaptı. Şu 2 yaptı arkadaşlarım. 4 kere 5 22 ile çarptım. 40 gibi bir değeri çok kolay bir şekilde ulaştım. Ama ne yaptım? Mantık kurdum. Tamam mı? Anlaştık mı? Gel bakalım 7'ye diyeceğim. 7 oradaymış. 7 buradaymış. Şimdi 7. Bakalım 7'de bizi neler karşılıyor. Bir tane bir. Ne bu vida mı bu? Evet vidalı bir şey. Şimdi şekilde verilen iki vidadan boyu 26 cm olan A vidası 15 tur çevrildiğinde 2 cm. 15 tur çeviriyor 2 cm giriyor. İyi. Boyu 30 cm olan B vidası 18 tur çevrildiğinde 3 cm ilerlemektedir. Eşit hızda çalışan iki elektrikli tornavidayla bu vidaları aynı anda sıkmaya başlayan iki işçiden B vidasını sıkan işçi vidalama işini tamamladığında A vidasını sıkan işçinin vidalama işini tamamlaması için tornavidayı kaç tur daha döndürmesi gerekir diyor. Şimdi ilk önce arkadaşlarım işin tamamlandığını diyor. Şu işi bir tamamlayalım bakalım. Ee, başlayan iki işçiden B vidasını sıkan işçi şimdi B vidasını sıkacak. B vidasına bir şey yapalım. Boyu 30 alan B vidası 18 tur çevrildiğinde 3 cm. Şimdi arkadaşlarım bu vatandaşın kaç santimetre ilerlemesi lazım? Mantıken 30 santimetre. Burada 3 santimetre burada. Şimdi ee, bir bastın 18 tur çevrildi. 3 santimetre gitti. Kaç sefer 18 tur çevirmem lazım? Kaç sefer? 10 sefer değil mi? Yani bak 30 bölü 3'ten 10 sefer bu işi yapmam lazım. Her seferinde de 18 tur çeviriyor değil mi? 18 tur çeviriyor. O zaman 180 turluk bir iş mi yapmış B makinası? Değil mi? 180 turluk iş yapmış. Burada benim mantığım şu anlık böyle çalışıyor. Ee, A vidasını sıkan işçinin vidalama işi tamamlanması için tornavida kaç tur daha dönmesi gerekir? Şimdi bu vatandaşın ne yapması lazım? 13 2 Şimdi normalde A vidası 15 tur çevrilinde 2 santimetre gidiyorsa 10, 26 bölü 2'den 13 Santimetre şey 13 kez 15 turun olması lazım yani şöyle yapması lazım değil mi doğru mu şimdi bu 180 tur gitti değil mi bu da 13 çarpı 15 tur gitti 13 çarpı 15 ne yapar 130 195 mi yapıyor 195 tur gitmesi lazım arkadaşlarım 180'ni beraber yaptılar e geriye kaldı 15 tur e 15 tur daha yapması lazım bu vatandaşın Tornavidayı kaç tur daha döndürmesi gerekir? 15 tur daha döndürmesi gerekir. Anlaştık mı? Soru şöyle de olabilirdi belki. Derdi ki A kaç santimi kalmıştır? E 15 turu kaldıysa arkadaşlarım 2 santimi de kalmıştır. O da güzel bir değişik bir soru olabilirdi. Tamam mı? Gel bakalım 8'e. Şimdi 8'de grafikle alakalı bir şey var. Hiç korkmayın arkadaşlarım. Grafik soruları kesin çıkar. Yani grafik matematiğin olmazsa olmazındandır. Problem olarak söylemiyorum. Limit türev integralde bir sürü grafik olacak. Grafik okumayı iyi bilmemiz lazım. Şimdi normal böyle günlük hayatta kullanılacaksa burası bir şey burası bir şey oluyor. Şimdi buraları ilk önce okuyacağız. Tamam mı? Öğrenci burayı okumadan direkt dalıyor grafik sorusuna. Ya bu neyi tanımlıyor sana? Şimdi boyanan alan. Tamam. Bu da zaman. Şimdi oku. 4 saatte 6 metrekare yer boyamış. 5 saatte 3,5 metre kare yer boyamış. Tamam mı? Dediği bu aslında. Birinci ve ikinci boyacı 33 metre kare duvarı kaç saatte boyarlar? Mantığımız ne? Mantığımız aynı. Grafik de olsa başka bir şey de olsa mantığımız aynı. Bu vatandaş 4 saatte altı metre kare yer boyuyorsa ikinci boyacı için konuşuyorum. 4 saatte altı metre kare yer boyuyorsa istersen şurada yapalım. 4 saatte altı metre kare yer bir saatte kaç metrekare yer? Doğru orantımı Evet. 4 tane soru işareti eşittir. 6. O zaman soru işareti eşittir. 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Bu vatandaş 3 bölü 2 metrekare kare yer boyuyormuş arkadaşlarım. 1 saatte. Birinciye geldim. 5 saatte 3.5 boyuyorsa artık burada 6'yı 4'e böldüysem 3.5 yani 35 bölü 10'u 5'e bölebilirim. 1 bölü 5 yapabilirim. 7 bölü 10. Yani 0.7 diyebilirim arkadaşlarım isterseniz. Bu da 0.7 metrekare yer boyuyormuş. Ne zaman? 1 saatte. Bak hep birim zamana geçiyorum. Birinci ve ikinci boyacı birlikte bu kadar duvarı kaç saatte boyarlar? Arkadaşlarım x saatte boyasın. Burası 3 bölü 2x kadar iş yapacak. Burası da 7 bölü 10 yazalım isterseniz. 7 bölü 10x kadar iş yapacak. Ve 33 metrekarelik bir alan boyanacak mı? Boyanacak. Gel istersen bunu 5 ile çarpalım. 5 kere 3 15 7 ile topladım. 22 tane x bölü 10 eşittir 33. Şu 11'e böleyim 2 olsun. 11'e böleyim 3 olsun. 2'ye böleyim 1 olsun. 2'ye böleyim 5 olsun. X eşittir 15. E biz zaten X saatte yapsınlar bunu dedik. Kaç saatte diyor? 15 saatte bu iş olacakmış. Yani grafik de yerse bana ne verirse versin ben hep birim zamana geçeceğim. 9. soru. Kapasiteler eşit 2 işçinin birlikte 12 günde bitirebildikleri bir işte 2 işçi birlikte 2 gün çalışıyorlar. Daha sonraki günlerde işlerden biri işin tamamı bitene kadar her gün günlük çalışma süresini tamamladıktan sonra günlük çalışma süresinin yarısı kadar daha çalışarak <laughs> günü bitiriyor. Buna göre ee, bu iş toplam kaç günde biter? Şimdi ne yapıyormuş ki bunlar? Kapasiteleri eşit iki işçinin birlikte 12 günde bitirilip bildikleri bir işte. Şimdi arkadaşlarım bir kez şurada bir yarısı lafı geldi değil mi? Nerede o? Günlük çalışma süresinin yarısı. Heh. Şimdi ben diyorum ki İşçilerden biri birim zamanda 2x iş yapsın. Diğeri de birim zamanda 2x iş yapsın. Tamam Yarısını alacağım ya. Niye x'ine de eşit e, 2x'e eşit 2 işçi dediği için. Tamam mı? Tamam. Şimdi gençler 12 günde bitiriyorlarmış. Bunlar bir günde kaç iş yapar? 4x iş. 12 gün yaptığım zamanda 4 çarpı 12'den 48x tane işi var. Tamam. Güzel. X demene bile gerek yok belki ama hadi diyelim. Ne diyor? İki işçi birlikte iki gün çalışıyorlar. Çalışsınlar arkadaşlarım. Bir günde 4x iş yapıyorlarsa iki günde kaç x iş yapacaklar? 8x iş yapacaklar. Tamam. Daha sonraki günlerde işlerden biri işin tamamı bitene kadar her gün günlük çalışma süresinin tamamı sonra günlük çalışma süresinin yarısı kadar. Şimdi gençler artık diğer iki günlere geldim. Bir tanesi 2x iş yapıyor mu? Yapıyor. Bir tanesi kendi işini yapıyor mu? Yapıyor. Bir de bunun yarısını yapıyor mu? Yapıyor. Yani 2, 4, 5. 5x iş yapılıyor mu yapılıyor nerede bir günde bir günde 5x iş 8x'ini yaptı bu vatandaşlar 48x vardı iş 8x'ini yaptığı için 40x. 40x iş kaldı o x'ler işler karıştı e günlük 5x tane iş yapılıyorsa 40x tane iş kaç günde yapılır 8 günde. 8 günde çat bunu işaretledin gittin. O heyecanla sınavdasın tabii ki. O heyecana gittin arkadaşlarım. 8 gün buldun. Adam ne demiş? Bu iş toplam kaç günde biter demiş. Senin 8'in bu e, şuradakinden sonraki 8. Bir de başta da kaç gün vardı arkadaşlarım? 2 gün vardı toplamda bu iş 10 günde bitecek. Yani hemen bulup sevinç çığlıkları atıp soruyu yanlış işaretlemeyin aman diyeyim. Bak kurban olayım yapmayın şeyler. Tamam mı? Emeklerimiz çok emeklerimizin karşılığını almak dileğiyle böyle hatalar yapmamamız lazım. Ben de dahil. Şimdi 10. soruya geldik. 120 tane işin 18 günde bittiğini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Tamam. Grafiğe göre kapasiteleri aynı olan bir grup işçi 10 gün çalıştıktan sonra x tanesi işi bırakıyor. Daha sonra kalan işçiler 8 gün daha çalışıp işi tamamlıyor. X aşıların hangisi olabilir? Eyvah. Olabilir diyor. Şimdi niye olabilir demiş. Bir bakacağız. Şimdi gençler yani doğrusal bir grafik. Evet burada belli bir miktarda işçi çalışıyor. Burada biraz iş e, yavaşlıyor. Çünkü işçi miktarı ne yapıyor? Azalmış oluyor. Şimdi bir kez 10 günde. Şimdi 10 günde. A tane işçi çalışsın. Ve yaptıkları iş nedir arkadaşlarım? Şurada. 84 mi? Bunların farkı 84 değil mi? 84 iş diyelim. 10 gün çalışıyorlar. A tane işçi 84 iş yapıyor. Sonra buradan sonra kırılmadan sonra şurası ne? 8. 8 günde artık x tanesi bırakıyor diyor ya. A eksi x tane işçi çalışıyor. Ne kadar iş yapıyor? 36 tane iş yapıyor. Şimdi bak bunu hatırladın mı? Bu oran antıdaki işçi problemleriydi ya. Hani ben demiştim ya orada sana iş bölü iş diğerleri bölü diğerleri. Artık grafik beni oraya götürdü. Oradaki iş bölü iş diğerleri bölü diğerlerinin de mantığını anlatmıştım. Artık ben onu yapacağım. iş bölü işi yapacağım. Şimdi iş bölü iş 84 bölü 36 eşittir diğerlerinin çarpımı 10 gün ve a tane işçi 10 çarpı a 8 gün ve a eksi x tane işçi Bakalım bakalım buradan ne gelecek? Şimdi 12'ye bölsem arkadaşlarım 7 olacak değil mi? 12'ye bölsem 3 olacak. E, 2'ye bölsem 5 olacak. 2'ye bölsem 4 olacak. 4 kere 7 28 tane a eksi x eşittir. 3 kere 5 15 tane a mı yaptı burası? Yanlışlık yok değil mi? Tamam. Burası 28 tane a eksi 28 tane x arkadaşlarım. Burası da 15 a. Attım bunu buraya. 15 ayı buraya atayım. 28'den 15 çıktı. 13 a. Eşittir 28 x. Bak nereye geleceğini bilmiyordum. Sadece denklemi böyle ilerlettim. Şimdi bu ne demek? Yani bu a'nın x'e oranı 28 bölü 13 demek değil mi? Yani senin a sayın 28 olursa x sayın 13 olabiliyormuş. Niye olabilir demiş. Onu da söyleyeyim sana. 2 katı arkadaşlarım 56. 2 katı 26 mı? Değil mi? Bu da olabilir. Mesela şey diyor ya x tane işçi bırakıyor. Daha sonra kalan işçiler 8 gün daha çalışıp iş tamamlıyor. X sayısı hangisi olabilir? 13 olabilir. 26 olabilir. 13 var. 13 işaretledim. Kaç işçi devam etmiş de diyebilirdi. 28'de başladığında 13'ü bıraktıysa 15 işçi de devam etmiş olabilir. Buraya geldiği zaman 30 işçi de devam etmiş olabilir. 3 katı 45 işçi de devam etmiş olabilir. Hiç belli değil, o yüzden olabilir diye sormuş. Biz de yorumumuzu o yüzden bu şekilde yaptık. Evet, güzel sorular arkadaşlarım. Hakikaten güzel sorular. Supara TYT'den aldım bu soruları. E, çözebilirsiniz. Güzel kitaptır. Buradaki soruları tabii ki de buraya geldiğin ilk önce kendin çözdün. Ondan sonra artık e, buradan çözümlerine baktın. Çözdükten sonra cevapları zaten burada var güzel arkadaşlarım. Buradan kontrol edebilirsiniz. Ben sizin için elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Elimden geldiği kadar çalışacağım. Siz de arkadaşlarım güzel bir şekilde derslerinizi çalışın. Hayalinizdeki üniversite nereye ise oraya emin adımlarla gitmeye, girmeye çalışın arkadaşlarım. En son üniversiteye girdiğiniz zaman hocam ben hakikaten sizi takip ettim. Sizin derslerinizle, sizin sorularınızla üniversiteyi kazandım dediğiniz zaman da inanın benden mutlusu yok arkadaşlarım. Ben size destek olmaya çalışacağım elimden geldiği kadar dediğim gibi. Siz de beni arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sen paylaşımcılığı seven bir öğrenci gibi geldin bana. Bence öylesin. Ee, kanalımıza abone olabilirsin, beğenebilirsin, yorum yapabilirsin. Herhangi bir sıkıntın varsa yorumlarda paylaşabilirsin arkadaşlarım. Bugünlük benden bu kadar. 47. derste, 48. derste bir sonraki problem çeşidinde görüşmek üzere. O zamana dek kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Kolaylıklar diliyorum arkadaşım.